girls with their nails done now. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video yapacağız. Hangisi geçer serimizin yeni videosunda birlikteyiz. Sağ tarafımda 1.4 TSI Kodiak, hemen yanında 1.2 TSI Polo var arkadaşlar. İkisini de kapıştıracağız. Birisi otomatik, birisi manuel. Şimdi iki araba çok alakası diyeceksiniz. Evet, belki biliyorum ama şöyle bir alaka var arkadaşlar. Bu araba 1100 kilo, bu araba 1600 kilo. Bu arabadaki motor 1.4 TSI, bundaki 1.2 TSI. Neredeyse yakın motorlar, birbirine aynı motorlar. 0.2 litre bir fark var aralarında. Biz de bu yolumuzda tekrar bu iki arabayı kaldıracağız. Bakalım sen ne düşünüyorsun İsa? Valla kardeşim, birisi performanstan geçiyor, artısı var. Birisi hafif, oradan artısı var. Bakalım ne olacak, ne olacak göreceğiz. Ama şimdi şöyle bir şey var. DSG olduğu için çok daha hızlı vites atacağını düşünüyorum. Ama manuelde biliyor musun daha hızlı vites atıyorsun ya. Ne bileyim, o böyle bir gaza basıyorsun sonuna kadar, vitesi atıyorsun, tekrardan o yüksek devirdeyken bir anda iğme yapıyor. Evet. Bunda yapmazsın onu, yapamazsın. Şimdi bu 1600 kilo ya, şimdi 1600 kiloya kaldırana kadar 1-2 TSI 1-2-3 yaparken belki biri durumu belki biraz zorlayabilir gibime geliyor. Ama bu da 150 beygir. Onu da hani hiç saymamak lazım. Bu evet. Da 150 beygir. 60 beygir fazlası var. 60 beygir. Evet. Bir de 1.4 TSI. 1.4 TSI, 1.2 TSI. 0.2. Hadi orada çok fark yok. Ama fark, yine beygirde fark çok fark var. Orada mesela silindirin çarpları değişiyor. Tabii. Yine fark var. Oradan yani bilmiyorum da Kodiak güçlü bir rakip. Kodiak da çok iyi gidiyor arkadaşlar. Bakmayın öyle heybetli kocaman durduğuna. Bastığınız zaman bayağı bir alıyor götürüyor sizi. Ama Polo da öyle. Polo şimdi öyle. İkisi de öyle olduğu evet. İçin şu anda tahmin de yürütemiyorum. Hani o mu alır, bu mu alır? Geçen videolardaki gibi değil yani arkadaşlar. Hani şu an hangisi alacağı hiç belli değil. Polo'dan inip lineye binince ne oluyor biliyor musun? Attan aşağı biniyormuşum gibi oluyor. Lineye binince? kötü söylemiyorum arkadaşlar. Bu bizim malımız, benim babamın malı. Kötülemiyorum ama gitmediğini söylüyorum yani. Hantal bir araba olduğunu söylüyorum. Burada yorumlara nasıl gitmiyor falan filan demeyin. Bu arabaya bindikten sonra o araba bana hantal geliyor şimdi. Peki Polo'ya bindikten sonra Doğan Selex nasıl geliyordu? Abi Doğan Selex ben konuşmuyorum. Yüreğim onu hissediyor. Onu ne diyeyim ondan sonra? Yad ediyoruz. Onu yad ediyor. Onu yad ediyoruz evet. 1-2 yani onun fites geçişleri bir bitiriyor be kardeşim. Sesi yitiriyor. Bu arada geçen videodaki yorumları okudum İsa. Ne yapacağımı şaşırdım. Hani sormuştum ya Doğan Selex mi alsak, arabayı mı yükseltsek falan diye. Evet. Ki bir kısım demiş Doğan Selex al. Bir kısım demiş zaten o içerikleri yaptın, artık bir değişiklik olsun. Arabanı değiştir demiş, güncelle demiş. Kafam karıştı İsa iyice. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Hangi araba olursa olsun Doğan Selex hiçbir şey değişmez. Takipçilerimiz de bunu biliyor. Onun için sana Doğan Selex al diyorlar. Doğan Selex al diyen de var eyvallah. Ama bir kitlede yeni araba al, bırak ne yapacaksın Doğan'ı. Peki ben sana soruyorum. Diyenler de var tabii. Doğan Selex mi Polo mu? Yani böyle duygusal anlamda. Duygusallık sevgi. Olarak, bak şimdi bununla hani yalan söylemeyeyim. Buna da iyi bir vakit geçirdim. 8-9 aydır ben bununlayım. Buna da bağlandım artık biliyor musun? Ya şimdi bu da çok güzel. Bu da böyle bir ama bundan ayrılırsam da bir duygusal çöküntüye gireceğim. Çünkü bugün bütünleştim arabayla. Evet. Bugün ben senin Doğan Selex'i sattığın videoyu izledim. Orada Cengiz Kurtalan müziği çalıyordu. Ya şimdi o arabayı gördüğüm zaman o arabayla yağmurlu havada bindik gidiyorduk. Anılarımız, müzikler. Evet, evet. Yani biz o arabayla yaşadık. Ben sana söyleyeyim. Evet. Polo yokken Doğan Selex vardı. Ben geçen gün yani. Geçen gün Linea vs Doğan Selex videosunu izledim. Ya ya. Abi Doğan'ı nasıl kullanıyorum ya? Yok öyle bir şey ya. O yanladığın günleri unutamam ya. Doğan, seninle birlikte çimlerin üstünde yanlıyoruz orada. Ya şimdi şöyle bir şey var. Polo her zaman iyidir. Yeni model araba her zaman iyidir ama tabii. Duygusal anlamda bir bağ kurduğunuz araba sizin için her zaman ön plandadır diye düşünüyorum ben. Tabii. Doğan Selex benim için farklı yani kardeşim. Ya şimdi senin Doğan için de Selex'in farklı. Yeri farklı. Ekstradan bir bütçem olsa hiç düşünmeden Doğan Selex alırım. 20 bin lira falan veririm yani. Temiz böyle değişensiz bir şey bulmam lazım. Onu zaman ama gösterecek. Ne olacak bilmiyorum hani ya öyle olur. Ya böyle bir hadi araç ismi vermek de istemiyorum. Bilmiyorum, bakacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, biz çok fazla lafı uzatmadan dilerseniz araçlarımıza geçelim ve hangisi geçer serimizin bir yeni videosunu daha çekmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım kim alacak? Arkadaşlar bu araç turbosu olduğu için bilmiyorum kafa kafaya başa baş gidecek mi ama şimdi o araba 1.4 TSI 150 PS bir araç. Çok güçlü bir araç. Çünkü 1600 kiloyu kaldırmak gerçekten güç isteyen bir kavramdır. Onun için bu araç ufak olduğu için ufak motor var. Bakalım bu hafif olmasına rağmen işi götürebilecek mi, götüremeyecek mi? Göreceğiz. Bir eksiğimiz yok. Kemerimiz var tabii ki. Kemerimiz eksik. Hemen hatırlattı araç bize bunu. Kemerimizi de takıyoruz. Polo önden gidiyor gördüğünüz üzere. Ben de arkasında devam ediyorum. Birazdan yan yana geleceğiz ve birden kalkışımızı yapacağız. İsa hazır mısın? Sen basıyorsun gaza. Biraz gel. Tam böyle eşit olalım. Gel gel. Kornaya mı basayım? Oğlum çok... Sen bas bakayım kornaya. Bekle. Araba geliyor. Bekle araba geçsin. 3 tane düdük çalınca. Tamam. Sen mi çalacaksın? Sen çal. Ben çalacağım. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi hazırım oğlum, heyecanlıyım. Tamam. 1-2 Polo'yla senin çipini elime vereyim. Geliyor, polis geliyor. Çal. Çal. Çabuk çal.
Arkadaşlar! Nasıl patiye kalkıyor? Arkadaşlar geçiyorum! Ama geçiyorum hadi! Aaa geçiyor, alıyor. Wow! Kocak iyi be! Arkadaşlar kocak ama iyiymiş yani. Abi kalkışta, kalkışta var ya bu. Dönelim. Kalkışta bu. Bir tekrar yapalım. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Kocak. Çok şaşkınım vallahi şu hiç yani. Çok şaşkınım. Kocaman cüssesine rağmen bana mısın demedi bu arkadaşlar. Aldı. Tokat manyağı yaptı poloyu. Böyle bir şey olamaz. Şöyle biz dönelim. Tekrar yapalım bakalım. Bir şey değişecek mi? Suat! Bir daha deneyelim. Abi bir... çok iyi oldu ya. He? Bir daha deneyelim bir daha. Tamam bir daha deneyeceğiz. Abi bu kocayak mocayak büyük araba büyük araba ama çok iyi gidiyor ya. Çok iyi hızlanıyor. Abi Volkswagen VAK grubu bu işi ya biliyor ve yapıyor arkadaşlar. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bilmiyorum video kayıtlarında da gözükür büyük ihtimalle. Heyecan yaptım, sevindim, mutlu oldum ya arkadaşlar. Ben çalıyorum bu sefer, ben çalıyorum. Tamam. Arkadaşlar. Bekle, bekle. Arkadaşlar işte polonun gücü. Oho bu sefer de polon iyi söndü. Ne oluyor bak. Oo. Vallahi bu sefer polon önde. Bu araba gidiyor. İşte bu arabaya bir iki gitmiyor diyen gelsin benim olsun. Arkadaşlar değişik bir tecrübe oldu yani şu anda. İlk defa ikinci denememizde farklı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bu araba gidiyor abi. Suat! İsa ilk defa ikinci denememizde farklı bir sonuçla karşılaşıyor. Vallahi billahi abi çok iyi gidiyor ya. Bu da iyi gidiyor ha. Abi çok iyi gidiyor ya. Sen demek ki başta kaldıramadın. Başta kaldıramadım da şimdi kaldırdım abi. Gel gel gidelim. Gel tekrar gidelim, batarya çok az. Tamam. Gidelim. Bugün sizlerle beraber ne yapmıyoruz? Volkswagen Polo vs Kocak yapıyoruz arkadaşlar. Videoyu izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tekrar emniyet kemerimizi takıp pistimize doğru geçiyoruz. Şu anda çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şu an hiçbir şekilde sonuç belli değil. Birisinde Polo, birisinde Kodiaq kaldı. Bakalım totalde hangisi alacak? Şu anda üçüncü denemeyi yapıyoruz. Üçüncü denemeyi alan bence bu yarışın galibi olsun diyorum ben. Bakalım son denemede ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Ben basayım. Ben basıyorum. Ben basıyorum. Ben. Kim basarsa o alıyor. Bir dakika bekle. Bas. Kim basarsa o mu alıyor? Ney? Kim basarsa o mu alıyor? Hadi bakalım. Bunu kazanan yarışın galibi. Tamam. Bekle, hadi. Bekle. Arkadaşlar, alıyor. Ne be? Köpek gibi gidiyor maşallah. Maşallah, maşallah. İşte çok iyi. Şu anda 100'den iniyorum aşağı doğru. 110'lara falan çıktım yani o anda. Abi bu araba büyük ama çok iyi gidiyor ya. Ya bu da güçlü bak, hak vermiyorum, hak yemiyorum. Mesela bak 2'deyim ama biraz bayıldı araba. Olsun ama o araba bak gidiyor. Hiç büyük müyük demiyor yani. Gidiyor araba. Bir daha yapalım mı? Gel. Son. Son. Hadi. Arkadaşlar bir daha deneyelim. Şu an 2-1. 2-1 Kodiaq önde. Biraz bunu da iyi kalkmak lazım. Bu arada benim araç çalışmıyordu bile. Bir anda start stop devreye girdiği için stop halindeydi. Ben sen çalıyorum. Çal. Ben çalıyorum. Bir dakika. Çal. Ben kalkamadım bu sefer arkadaşlar. Ben çok vallahi kalkamadım ama bırakmıyorum. Balonun peşini bırakmıyorum vallahi. Gidiyor. Gidiyor ben. Vallahi gidiyor. Kalkamama rağmen gene de bırakmadım yani peşini. Dibinden devam ettim. Yani hiç de yani cüssesine göre gitmeyecek araba değil. 1.4 TSI de gerçekten çok iyi bir motor. 1.2 TSI bile iyiyken 1.4 TSI çok iyi kalıyor bunun yanında. Siz bence yorumlara yazın. Bu 2 VS'nin kazananı sizce kim? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani düdük çalına göre değişiyor. Bak 4 kere yarış yapmış bulunmaktayız ve 4 kere de 2 kere ben aldım. 2 kere Kodiaq kaldı. Lütfen yorumlarda bundan bahsedin. Birisinin kilosu 1600 kilo, birisinin kilosu 1100 kilo, birisi 1.4 TSI 150 PS, birisi 1.2 100 beygir. 90 beygir pardon. Lütfen bu yarışın kazananını yorumlara yazmayı unutmayın. Evet yakıtı şu an zorladığımız için 15 litrelere çıktı. Fakat bu araç hakkıdır yani bu kadar zorlanmaya, bu kadar yakıt 15 litre hakkıdır. Normal kullanımlarda 7-8 litreye düşürülebiliyor. Hadi
ben kendimi mi tebrik edeyim, seni mi tebrik edeyim? Beni tebrik edin. Bak son kalkışımızda ben kalkamadım. Evet arkadaşlar, ve yarışmamızın sonuna geldik. Evet. Sonuç kaç kaç? Sonuç 4 kere yarış yaptık, 2-2 diyorum ben. İkisini de ben mi aldım? Hayır. 2 ben aldım, 2 sen aldın. Nasıl oldu o ya? 4 kere yarış yaptık. Tamam. İlkini de ben aldım. Sonra sen aldın. Sonraki de bir daha ben aldım. Bu sefer dedim ki 2-1. Bir tane daha yapalım dedik. Bu sefer gene 2-2 oldu. Yani şu an 2-2 oldu. 4 kere mi yaptık, 3 kere mi yaptık? 4 kere yaptık. 4 kere yaptık, 2-2 oldu. 4 kere yaptık, 2-2 oldu. Evet. Polo kalkışta çok iyi. Polo çok iyi çok arkadaşlar. Çok iyi abi. Kalkışta çok iyi ya. Ya ufak araba hafifliğinden kazanıyor. Ya bu da hantal değil yani. Kocaman 1600 kilogram ağırlığı olmasına rağmen 1.4 motor aldı, yürüdü. Sen ne diyorsun? Kardeşim yani burada biz aracın hafif olmasının ne kadar işe yaradığını görebiliyoruz. Evet. Yani burada kaç kilo fazlalık var? 400 kilo. 400. 400 kilo fazlalık var. Yani 400 500 kilo. 500 kilo hatta bak. 1100 kilo, 1600 kilo. Evet. Yanlış yani ne 100 kilo olsa bile çok fark ediyor. 100 kilo. Bunu da görmüş olduk. Lineada da görmüştük yani. 200 kiloluk bir farkla nasıl bir sonuç açmıştık evet. Polo. Ama Linea çok hantal. Linea çok hantal. Hantal. Birinci, ikinci sesi çok hantal. Dizel araba çünkü. Biraz kalkışlarda dizel arabalar hantal oluyor zaten. Evet. Mesela TDI ile kapıştırsaydık, yani Volkswagen'in bir dizel motoruyla kapıştırsaydık sonuç daha farklı olabilirdi. Bak onu da merak ettim. Arkadaşlar denememizi istiyorsa yorumlara yazmayı unutmasın o zaman. İstiyorsanız bir tane de Polo TDI gelsin mi? Veya ya Passat da, TDI. Ya da Passat olmayabilir ama şunu yapabiliriz İsa. Passat TDI getiririm ben sana. Otomatik vites bir Polo ile manuel bir Polo, aynı motorlar, aynı her şey, aynı model yılı falan her şey aynı, kapıştırabiliriz arkadaşlar. Olabilir. Yani bunun gelmesini istiyorsanız da aşağıda lütfen yorumlarda hani istediğinizi belli edin. Biz evet. De ona göre çekelim. Ama o 1-2. Yine 1-2. Ben diyorum ki 1.6 TDI ile kapıştıralım. 1.6 TDI, 1.6 TDI'ye karşı mı? Hayır. 1.2 TSI Polo, 1.6 TDI dizel Volkswagen'in bir arabası. Evet arkadaşlar, sonuçlar bu şekilde. Yorumlarda mutlaka bu yarışmanın kazananının kim olduğunu bence yorumlara yazın. Kodiakçılar kalp bırakmayı, Polocular onlar da kalp bıraksın arkadaşlar. Evet. Bakalım çoğunluk ne demiş? Kim kazanmış? Yorumlarda görelim. Takipçilerimizden. Tamam bakalım. Hangi araba diyorsanız siz de kazanan arabayı belirleyin ve Polo ya da Kodiak diye aşağıda yorumlara yazın. Videonun sonuna geliyoruz. O zaman ne diyelim? Abone olmayı unutmasınlar. Beğenmeyi unutmasınlar. Sağlıcakla kalsınlar. Hoşçakalın. I'm so tired.